Dinar cinli herifin biridir. Rüzgardan hile sezer. Uğraştırır sonra bizi hükümet kapılarında. Bu köpek soylarına bir iz bırakmadın ya! Hiç bırakır mıyım ağam? Hay hadi. Artık bana müsaade ağam. Ne olur ne olmaz, görmesinler beni. Hı hı. Ne biçim kahpeliklerdir? Yo, damatlık başına mı vurdu? Alın üç domuzun oğlu! Ne istersin ekmek kapımızdan? Benden ne alıp veremeyeceğin var? Kulun kölen olayım, bağışla beni! Bende suç yok, her şeyi Uncuoğlu Reşat yaptırdı! Uncuoğlu, ne istedin ekmek kapımızdan? Ne istedin? Ezo'nun gönlü bendeydi. Amcası onu sana verdi. Ben de hırsımdan yaptım bunu. İstersen git kendine sor. Aç da yüzüne bakayım. Binde birin kızı, sen güzelliğine güvenip de ocağımızı söndürmeye mi geldin? Nasıl yaptım bunu? Boş böğrümden vurdun beni. Ne yaptım sana Ali? Kulun kurbanın olam söyle bana. Bilmez gibi konuşursun. Ne geçmişim var Reşat Uncuoğlu ile? Anımla, şanımla geldim sana. Kimseyle bir geçmişim yoktur. Uncuoğlu öyle demiyor. Hayvan yularından, insan sözünden tutulur. Bana inanmıyorsan, çek bıçağını Ali Yiğit. Çek bıçağını doğra beni. Duymuş olasın Ali Yiğit. Ezo gelin, tetiği çeken eli ister. Nişan alan gözü ister. Lakin hepsinden önce, inanan, seven yüreği ister. Sana buraya, senin gibi yiğit bir çocuk vermeye geldim. İnandım sana Ezo gelin. Al, yüreğim senin olsun. Siz geldi. Sağa sola borç ettiğimiz bir sırada ekmek kapısını yeni baştan kuruyoruz. Sen sağ olasın Dinar Usta. Koç gibi iki oğlum var.
Bismillah dediler mi, sonra bak, gelini de yabana atmaya gelmiyor. Hiç biriket kalmadı Ezobacı. Yoruldun, bırak ben yapayım. Yeni gelinle bu kadar çalışmak yaraşmaz. Bu kapı benim kapım. Anasına iş bırakan gelini yedi köyde kınarlar sonra.